Depremi anlamak bilimde devrim. Bilimde devrim ise yeni bir çağın başlangıcıdır. Deprem nedir? İşlevi nedir? Bununla biraz konuşalım. Deprem genellikle sarsıntı demektir. Dünyadaki bütün kitaplarda, üniversitelerde depremin sarsıntı bölümüyle daha çok ilgilenmektedirler. Ama deprem basınç demek, deprem sıcaklık demek, deprem ışık demek, deprem hava demek, yani temiz hava ve temiz su demek. Deprem olmazsa bunlar nasıl olacak? Deprem olmazsa bunlar olmaz. Deprem basınç yapıyor, basınç yaparak atmosferdeki değişiklikleri meydana getiriyor. Basınç yapıyor, sıcaklığı etkiliyor. Basınç yapıyor, yağışı yağdırıyor. Basınç yapıyor, rüzgar meydana getiriyor. Basınç yapıyor, diğer atmosferik hareketleri meydana getiriyor. Depremler genellikle jeolojik doğu olayıdır. Jeolojik doğu olayı olan depremler meteorolojik olayları meydana getiriyor. Meteorolojik olaylar da doğu olaylardır. Demek ki doğu olayları iki tane. Birincisi jeolojik olaylar, ikincisi ise meteorolojik olaylardır. Jeolojik olan depremler, jeolojik doğu olayı olan depremler, meteorolojik olayları meydana getirmektedirler. Depremler her zaman gündemdedir. Bir hafta boyunca geçer ve ikinci haftada mutlaka bir deprem haberi görebilirsiniz. Geçtiğimiz haftada ise Fransız bilim insanları İstanbul'da mutlaka deprem olacağını yazdılar. Basında, ulusal basında bununla ilgili boy boy haberler yaptılar. Güzel. Deprem mutlaka olacak ama ne zaman olacak? Ne zaman? Hangi ayda? Hangi yılda? Hangi haftada? Hangi saatte? Hangi günde? Bunu bir türlü zamanını kestiremiyorlar. Peki depremler atmosferik hava olaylarını etkilediğine göre, depremler meteorolojik olayları meydana getirdiğine göre neden depremlerin zamanı bilinmez diyorlar? Depremlerin zamanı biliniyor. Ama ne yazık ki Amerika'da bir bilim insanı atmosferde hava fotoğrafları, yani uydudan çekilen hava fotoğraflarını, uzaya bir uydu gönderiyoruz. Uydudaki sensörler vasıtasıyla da fotoğraflar çekiliyor. Çekilen fotoğraflarla da hava tahmini yapılıyor. Bir tane Amerikalı bilim insanı fotoğrafa bir yorum yapmış. Bir tane bilim insanı fotoğrafa yorum yaptıktan sonra %100 doğru denilir mi? Peki depremlerin işaretini verdiği veyahut da vermediği hakkında bir makalesi var mı o bilim insanının? Çünkü boşluklar. Dememiş ki atmosferik olayları uydu fotoğraflarıyla takip ettiğinizde deprem işaretini vermemiştir ya da vermiştir diye bir ibare yok. Peki biz bilimsel olarak çalıştığımızda bu fotoğraflarda bir işaret gördüysek ve makalesinde yazdıysak, bilimsel olarak da çalışıyorsak, neden yer ve uzay bilimindeki diğer akademisyenler ilgi duymazlar? Çünkü yüzlerce, binlerce makale yazılıp bu makalelerde yer bilimi makale yazarken uzay biliminde makale yazarken yer biliminden atıfta bulunmamışsa bu makaleler doğru değil. Yani eksik makalelerdir. Böylece eksik makaleler olduğu için de bir türlü bu çalışmayı kabullenmek istemezler. Niçin istemezler? Çünkü eksik makale ile oraya kadar çıkanlar
veyahut da unvan alanlar o unvanları hatalı olduğunu söyleyebilirler mi? Mümkün değil. Bencillik var, kıskançlık var. Hele üniversitelerde bencillik ve kıskançlık son hadde kadar gelmiştir. Şimdi biraz önce söyledik. Fransız bilim insanı Marmara'da mutlaka deprem olacak diyor. Biz de şöyle bir araştırdık ve dedik ki mutlaka deprem olacak. Marmara'da mutlaka deprem olacak. Ama nasıl bir şekilde olacak? Ne zaman olacak? Bununla ilgili tarih var mı, yok mu? Ona bir bakalım dedik. Baktığımızda ise İstanbul'da deprem olup olmayacağını baktığımızda ise şöyle bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı şimdi beraberce inceleyelim. Şimdi 2017 yılı raporumuz var. Bu 2017 yılı raporumuzda yani 2018 yılına girerken İstanbul'la ilgili bir rapor hazırladık. Dünyadaki üniversitelerin paylaştığı bilgilerde kirlilik var. Çünkü depremler havayı soğuttuğu gibi sıcaklığı etkiliyor. Yağış, rüzgar ve basıncı da etkiliyor. Böylece dünyada üniversitelerin paylaştığı bilgiler bu doğrultuda olmadığı için biz buna kirli bilgi veyahut da eksik bilgi diyoruz. Bu nedenle bu bilgilerin de temizlenebilmesi için bilimde reform yapılması lazım, bilgi reformu yapılması lazım. Marmara Denizi ve çevresinde 2017 yılına kadar gördüğünüz gibi şimdi burada Marmara Denizi burada depremler küme halinde meydana geliyor. Yani 2003 yılından 2018 yılına kadar Tekirdağ açıklarında 9 tane deprem meydana gelmiş. 4.0 büyüklüğün üzerinde. Burada ise Yalova ve çevresinde ise orada da 7 tane deprem meydana gelmiş. Ve gördüğünüz gibi bu ortada yani Çatalca, Çekmece açıklarında ise 2 tane deprem meydana gelmiş. Demek ki bu fay boydan boya bir çalışma yapıyor. Çalışma yaptığı için bu faylar çalışma yaptığı için bütünü mü kırılacak yoksa 3 parçalı halinde mi kırılacak veyahut da 2 parça halinde mi kırılacak? Bir de Karadeniz'e baktığımız zaman Karadeniz'de de 4 tane deprem meydana gelmiş. Şimdi bu depremler meydana geldiği için şöyle bir tanım yapalım. Şimdi tanım şu, meydana gelen depremler gerçekleşecek büyük depremin habercisi olabilir. Demek ki büyük depremin habercisi neymiş? 5'in altındaki depremler. Yani 7 büyüklük deprem meydana gelmeden önce demek ki depremin yerini bildiren depremler küçük depremler olarak görüyoruz. Demek ki Marmara'da böyle bir deprem bekleniyor. Marmara Denizi'nde böyle bir deprem bekleniyor. Ama depremler daha çok doğudan batıya doğru göç ettiğini görüyoruz. Fakat 2011 yılında ise Van depremini görüyoruz. Yani geriye döndü. Doğuda 2011 yılında Van depremini görüyoruz. Van depremi 2011 yılında 23 Ekim'de meydana geldi. Böylece depremler doğuya doğru göç etti derken, yani batıya doğru göç etti derken tekrar doğuya mı, doğudan batıya doğru mu gidecek? Böyle bir olasılık yapabilir mi depremler diye düşündüğümüzde ise depremlerin seyrine baktığımızda eğer boydan boya olan Marmara Denizi'ndeki şu kırılmamış yer bütünüyle kırılırsa 1509 depremi yani küçük kıyamet
dediğimiz depremin bir örneği olarak meydana gelebilir. Ama iki yerde, farklı farklı yerlerde, yani hatta dört yer var. Birisi Karadeniz Sarıyer açıklarında, orada yeri gösteriyor. Diğeri Yalova ve çevresinde, bir diğeri Çekmece açıklarında ve diğeri de Tekirdağ açıklarında. Dört tane yerde fay diri olarak görülüyor. Peki bu diri olarak görülen yerlerde üç tanesi bir büyük deprem ortadaki kırıldığı zaman diğer iki tanesi kırılır mı? Kırılabilir. Peki bunu nasıl tespit edeceğiz zamanla? Şimdi biraz sonra da nasıl tespit edebileceğimizi söyleyelim ama bilim gözlem yapmakla başlıyor. Gözlem yapıyorsunuz, yapıyorsunuz ve sonra da kurallarını yazıp halka anlatıyorsunuz. 2017 yılı dünya raporuna baktığımız zaman, en az deprem, 2017 yılında meydana geldi. Yani 8 tane deprem meydana geldi. 2017 yılında dünyada 7'nin üzerinde sadece 8 deprem meydana geldi. Ve meydana gelmeyen bir depremde 8.4'ün üzerinde meydana gelmeyen bir depremde büyük depremler. Yani 2011 yılında Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde Japonya'da meydana gelen deprem dünyada henüz meydana gelmedi. Demek ki büyük deprem kendini şu ana kadar saklamış oldu. Bunun da zamanı doldu. Eğer bu deprem de meydana gelecekse bu sene, o zaman 8.4'ün üzerinde deprem bekliyor diyebiliriz dünya. Fakat geçen sene, yani 2017 yılında Türkiye'de deprem fırtınası vardı. En çok deprem 2003 yılından beri, en çok deprem 2017 yılında meydana geldi. 5.0'ın üzerindeki depremlerden bahsediyoruz. Demek ki 2017 yılında en çok deprem meydana geldi. 2003 yılından beri yaptığımız istatistik verilere göre 2017 yılında Türkiye'nin batısında en çok deprem meydana geldi. Doğusunda değil. Demek ki Çanakkale, Manisa, Muğla, Ege Denizi ve Akdeniz'de depremler meydana geldi. Bu depremlerde en çok meydana gelen depremler oldu. Demek ki dünya deprem fakiri olurken Türkiye deprem zengin oldu 2017 yılında. Ve 2017 yılında Ankara istikametinden batıya doğru gittikçe havalar çok soğudu ve doğuya doğru gittikçe ise havalar batıdaki gibi soğumadı. Çünkü doğuda depremler batıdaki gibi olmadı. Böylece bu durumda daha önce anlattık zaten deprem sonrası ve deprem öncesini. Burada geçen hafta deprem basıncıyla ilgili çalışmaları yaparken bu grafiği vermiştik. Bu grafiğin tam ortasında 7 büyüklüğündeki bir deprem yaz mevsiminde meydana geldiğinde kırmızı dairenin içini etkilerken kış mevsiminde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği zaman kış mevsiminde artı 8 derecede 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği zaman yine kırmızı daire içini etkiliyor. Böylece hem 7 büyüklük hem de 3.5 büyüklük bir depremin nasıl atmosferi etkilediğini buradan çözmüş olabiliyoruz. Buradan yola çıkarak diğer burada depremleri görüyorsunuz, depremlerin seyrini görüyorsunuz ve böylece İstanbul'la ilgili durumu kapatıyoruz ve diğer konuya geçmiş olacağız. Şimdi bizim deprem tahmin sistemimiz var. Bu deprem tahmin sistemimiz 10 tane. 10 deprem tahmin sistemimizi
Burada sizlere anlatıyoruz. Ama burada anlatırken daha çok bir giriş yaptık. Girişten sonra basınçla ilgili, sütçü bulutlarıyla ilgili bilgi verdik. Sıcaklıkla ilgili verdik. Bugün de yine basıncın bir örneğinde göstermek istiyoruz. Şimdi Ocak ayından itibaren 2018 Ocak ayı Türkiye'de sıcaklığın artış yılı olarak görüyoruz. Yani uzun bir süreden itibaren aldığınızda istatistik verilerde bu istatistik verilere göre Türkiye'de Ocak, Şubat, Mart ayı gerçekten sıcaklık değerleri, mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği görülüyor. Ocak ayına baktığımız zaman neden mevsim normalleri üzerinde görüldüğüne baktığımızda biraz sonra bu sıcaklıkla deprem arasındaki ilişkileri yine haritalardan göreceğiz. Şubat ayı da yine gördüğünüz gibi yağışsız geçti ve mevsim normali üzerinde sıcaklar oldu. Mart ayında da yine geçmiş yıllara göre sıcaklık oldu. Nisan ayında yine yağışsız bir hava gördük. Peki yağışsız hava gördük Nisan ayında. Şimdi Nisan ayı ile Mayıs'a baktığımız zaman Mayıs ayında Türkiye'de yağış dengini görüyoruz. Yani yeşil olan bölümlerde yağış meydana geldi. Bu bazı yeşil bölümlerde kuvvetli yazıyor. Ne demek bu kuvvetli? Şimdi genel olarak Türkiye yağış sistemi içine girdiğinde neden kuvvetli yağış yağar? Kuvvetli yağışın iki nedeni vardır. Bir sıkıştırma yapmıştır fayı. O faydan dolayı basınç yapar ve atmosfere bulut üretir. İkincisi de bir deprem olmuştur. Rüzgarın yönü itibariyle o depremin olduktan sonra, tabii bunlar küçük depremler. Küçük depremler olduğunda kuvvetli yağış yağdırır. Siz hiç depremlerle kuvvetli yağış arasındaki gözlemi yaptınız mı? Hayır, yapmadıysanız bu durumdan anlamazsınız. Ama kuvvetli yağış dendiği zaman çevrenizdeki depremlere şöyle bir göz atıp baktığınızda deprem olduğunu göreceksiniz ve depremin etkisini, yağışla etkisini göreceksiniz. Demek ki Mayıs ayı içinde siz bu durumu görebilirdiniz. Mayıs ayı içinde yani 12 Mayıs'a kadar Türkiye'de Nisan ayına baktığınız zaman Nisan ayı daha yağışsız geçiyor. Mart ayı ise daha yağışlı geçiyor. Aslında yer değiştirdi. Demek ki Türkiye'de iklimi değiştiren bir faktör var. Nedir bu iklimi değiştiren faktör? Peki bakalım hemen. 1 Nisan'da ve 1 Mayıs'ta. Şimdi iki tane fotoğrafımız var. Bu hava fotoğrafı iki tane fotoğrafta dikkat ederseniz karşılaştırma yapıyoruz. 1 Nisan ve 1 Nisan'daki gündüz tam gün ortasında alınan fotoğrafta hemen bulutu görüyoruz. Bulut nereden çıkıyor? Aden Körfezi'nden çıktığı zaman yukarı doğru gidiyor ve yukarı doğru gittiğinde bir kısmı İran'a geçiyor, bir kısmı da Türkiye üzerine dönüyor. Neden Türkiye üzerine dönüyor? Yani İran tarafına gitmiyor. Aslında dünyanın dönüşü batıdan doğuya doğrudur. Demek ki bulutlar batıdan doğuya doğru gitmesi lazım. Böyle. Ama batıdan doğuya doğru gitmiyor da İran'da hemen yön değiştiriyor. Batıya doğru gidiyor. Yine 1 Mayıs'ta baktığımız zaman yine Aden Körfezi'nde bir sıkıştırmadan dolayı bulut oluşturuyor.
Bu bulut da bu güzergahı takip ediyor ve koridoru takip ediyor. Ve koridoru takip ettiği zaman da Türkiye'de yağışlı bir havayı meydana getiriyor. Peki İran'a neden gidemiyor? İran'da ne var? İran'da olan depremler Türkiye'yi etkiler mi? Türkiye'de deprem yoksa, İran'daki depremler daha büyükse, Türkiye'deki depremler daha küçükse, ne olacak? Bulutlar nereye gidecek? Hangi koridoru yapacak? Bununla ilgili acaba dünya bir araştırma yaptı mı? Şimdi karşılaştırmayı yapıyoruz. Demek ki 1 Mayıs'taki bulutlar Türkiye üzerine gelmiş ve alçak hava basıncını oluşturmuş, yağışı oluşturmuş. 1 Nisan'daki ise tam olarak oluşturamamış. Şimdi diğer fotoğrafa bakıyoruz. 2 Mayıs'takine bakıyoruz. 2 Mayıs'a bakıyoruz ve 2 Nisan'a bakıyoruz. 2 Nisan'da ve 2 Mayıs'ta, Mayıs'a bakın, Türkiye'nin üzeri alçak hava basıncında, yani yağışlı sistem. Ama burası dikkat ederseniz yüksek hava basıncında, yani Afganistan, Pakistan yüksek hava basıncında. İran'dan öbür tarafa geçemiyor bulutlar ve Türkiye'ye doğru geliyor. Türkiye'yi alçak hava basıncına sürüklüyor. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada da bir bakın, çok nadir olarak alçak hava basıncı var ama yani Mayıs ayındaki gibi değil. Demek ki burada yüksek hava basıncı var Türkiye'de. Yağış yok. Geçiyoruz 3 Mayıs ve 3 Nisan'a. 3 Nisan ve 3 Mayıs'ı karşılaştırdığımızda Türkiye yüksek hava basıncında, yani 3 Mayıs'ta yine Türkiye'nin doğusu ve bir kısmı alçak hava basıncında. Devam ediyoruz. 4 Nisan'a geldik. 4 Nisan'da bakın, 4 Nisan'da Türkiye tamamıyla yüksek hava basıncında. Evet, 4 Mayıs'ta Türkiye alçak hava basıncında. 3 Nisan'daki ile 4 Mayıs'taki, yani 4 Nisan ile 4 Mayıs'taki mevsim normali sıcaklığı nedir? Şimdi 3 Mayıs'ı hesap edersek 3 Mayıs'ta mevsim normali sıcaklığı 3 Mayıs'ta 18 derecedir. İstanbul için söylüyorum. İstanbul örneğinden yola çıktığımız zaman. Demek ki 3 Mayıs'ta İstanbul örneğinden yola çıkarsak 18 derece. Peki bir ay geriye gittiğimiz zaman her 9 günde 1 derece düşeceğiz. 18, 17, 16, 15. Demek ki Nisan ayı sıcaklığı da, mevsim normali sıcaklığı da 15 derece kabul edelim. Veyahut da 16 derece. 15-16 derece kabul edersek Mayıs'tan daha soğuk olur. Mayıs daha sıcak, Nisan daha soğuk olur. O zaman Nisan ayında yüksek hava basıncı var, Mayıs'ta alçak hava basıncı var. Ters bir istikamettir bu. Sıcaklık yükseldikçe yüksek hava basıncı daha çoğalması lazım. Ama ne yazık ki çoğalmıyor. Alçak hava basıncı devam ediyor. 5 Nisan'a bakıyoruz ve 5 Mayıs'a bakıyoruz. 5 Mayıs'ta yine Türkiye'de yüksek hava basıncı varken, 5 Mayıs'ta Türkiye'de alçak hava basıncı var. Yani yine alçak hava basıncı var dediğimiz zaman yağış var demektir. Nisan'da yağış yok, Mayıs'ta yağış var. Mevsim mi değişti? Nisan yağışları Mayıs'a mı alındı? Neden? Şimdi 6'ya geçiyoruz. 6 Mayıs ve 6 Nisan. 6 Mayıs, 6 Nisan'da görüyorsunuz Aden Körfezi'nden çıkan bulutlar buradan İran'a doğru gidiyor. İran'a doğru gönderen faktör ne? Niçin Türkiye üzerine gelmiyor? Peki orada Türkiye üzerine geliyor. 6 Mayıs'ta, 6 Nisan'da ise İran'a doğru gidiyor. 6 Nisan'da doğuya, 6 Mayıs'ta batıya gidiyor. Faktör ne? Etkileyen faktör ne? Meteorolojiye sorsak etkileyen faktör ne? Sıcaklık mı? Hayır.
sıcaklıkla hiç alakası yok. Çünkü Mayıs'ta daha çok sıcaklık artıyor. Mevsim normali sıcaklığına bahsediyoruz. Ama Nisan'da daha çok soğuk Mayıs'a göre. Mayıs'a göre soğuksa Nisan'da alçak hava basıncı olması gerekirken Mayıs'ta oluyor. Evet. Ters bir durum değil mi? 7 Mayıs ve 7 Nisan ve 7 Mayıs'a bakıyoruz. Yine Türkiye üzerinde yüksek hava basıncı varken 7 Mayıs'a bakın alçak hava basıncı var. Neden? Tek tek karşılaştırdığımızda şimdi neden sorusuna cevap veremeyeceksiniz biliyorum. Meteorologlar, sismologlar, yer ve uzay biliminde çalışanlar, tüm üniversitedeki akademisyenler hiçbiriniz cevap veremeyeceksiniz biliyorum. Ama hiçbiriniz de mesleğinizi sevmiyor musunuz? Daha ayrıntıları var. Deprem danışma merkezi kurduk. Niçin bilgi almak istemiyorsunuz? Mesleğini seven insanlar kendi mesleğiyle ilgili araştırmaları inceler, araştırır, bulur. Kim incelemişse ondan bilgi alır. Ama yok böyle bir şey. Ne internet üzerinden bir cevap gelebiliyor, ne de yüz yüze bir cevap geliyor. Ama biz Profesör Doktor, çok değerli Sayın Profesör Doktor Günüz Akıncı kesimde çalışıyoruz. Onunla her gün telefonlaşıyoruz. Demek ki Türkiye'de mesleğini seven bir tane mi profesör kaldı? Başka yok mu? Yok, bulamadım ben. Bir ev halkını buldum, eşimi, oğlumu buldum. Bir de Profesör Doktor Günüz Akıncı kesimi bulduk. Başka yok. Evet, 8'e geliyoruz. Tabii Profesör Doktor, Sayın Profesör Doktor Günüz Akıncı kesime çok teşekkür ediyorum. Çünkü 18 Nisan 2012 tarihinden beri her gün ya maille mailleşiyoruz ya da telefonlaşıyoruz. Projeye desteğinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. 8 Mayıs'ta Nisan ayında gördüğünüz gibi bir alçak hava basıncı var. Ama 8 Mayıs'ta Türkiye'de yine alçak hava basıncı var. Demek ki 8 Mayıs'ta burada bir şeyler var. Yani İran tarafında bir şeyler olmuş, bir basınç olmuş. Ama orada dikkat ederseniz Pakistan, Afganistan tarafında da bir basınç durumu var. 9 Nisan ve 9 Mayıs'a geldiğimizde 9 Mayıs'ta yine alçak hava basıncı var. 9 Nisan'da da alçak hava basıncı var. Yine burada bir etkilenme olmuş. 10 Nisan'a geldiğimiz zaman 10 Nisan'da ve 10 Mayıs'ta alçak hava basıncı var. Ve 11 Nisan'da Türkiye üzerinde batıdan itibaren bir alçak hava basıncı bulut kümesi geliyor. Doğudan da bir miktar geliyor ama bakın 11 Mayıs'a, Mayıs ayına bakın. Mayıs ayı bütünüyle 11 Mayıs'ta bütünüyle kaplı. 12 Mayıs'ta burada yüksek hava basıncı var. 12 Nisan'da yüksek hava basıncı var. 12 Mayıs'ta alçak hava basıncı var. 13 Nisan'da Türkiye'de yüksek hava basıncı var. 13 Nisan'da. 13 Nisan'da Türkiye'de yüksek hava basıncı var. 14 Nisan'da Türkiye'de yüksek hava basıncı var. 14 Mayıs'ta Türkiye'de yüksek hava basıncı var. 15 Nisan'da Türkiye'de yüksek hava basıncı var. 15 Mayıs'ta Türkiye'de yüksek hava basıncı var. 16 Nisan'da bugün. Geçen hafta 16 Nisan'da Türkiye'de bütünüyle yüksek hava basıncı olması gerekirken bugün doğuda ve Ege ortalarında alçak hava basıncı gözüktü. Yani yağış gözüktü. Böylece meteorolojinin geçen hafta verdiği genel tahmin tutmadı.
O zaman biz meteorolojiye göre tahmin yaptığımız zaman da haftalık tahmin yaparsak tutmaz. Meteoroloji tahmini yeniliyor, biz de yeniliyoruz. Bu nedenle meteoroloji ile tahmin yaparken biz günlük takip ediyoruz. Hatta 3 saatlik takip ediyoruz. Bazen de sat.24'te 15 dakika aralıklarla takip ediyoruz. Böylece bugünü de atlattıktan sonra burada size sadece bir şey sunuyorum. Diyorum ki 16 Mayıs'ta Aden Körfezi'nden itibaren çıkan bulutlar Türkiye'ye gelmesi gerekirken neden gelmedi ve bulutun yönü neden güneye doğru çevrildi? Dünyadaki akademisyenlerden kim cevap verebilecek? Veyahut üniversitelerden kim cevap verebilecek bu konuyu? Hani bu hava fotoğraflarında depremlerin hiç etkisi yoksa sadece ve sadece yer üstündeki cephe sistemleri rüzgarlarıyla oluştuysa buradaki bu geriye dönüş faktörü nedir? Kim çeviriyor yönünü bulutu? Demek ki burada bir basınç var. Bakın, burada bir basınç var. Bu basınç ne yapıyor? Buradan yükselen bulutu, yani yukarıya doğru gelip, işte Türkiye'yi 12 Mayıs'a kadar alçak hava basıncına sokan, 12 Mayıs'a kadar alçak hava basıncına sokan faktör ne? Faktör ne? Bu günlük bir program olduğu için, yani bir hafta içinde size Nisan ayındaki yağışlar neden Mayıs ayındaki yağışlardan daha az oldu? Sebebi nedir? Türkiye'yi çevresindeki depremler etkiler mi? Depremlerin basıncı varsa etkiler. Ama depremler hiç basınç yapmıyor derseler zaten boşuna uğraşmış olurlar. Böyle bir bilim varsa o da sahtedir. Demek ki biz şimdi geçelim diğer konuya. Şimdi Nisan ayındaki depremlerle Mayıs ayındaki depremleri karşılaştıralım. Nisan ayında Türkiye'de neden yüksek hava basıncı olduğunu biz size anlatalım. Ama anlayın. Anlatıyoruz ama anlamamakta direniyorsunuz. Şimdi Türkiye'de dikkat ederseniz burada Bir Nisan ve bir Mayıs'tan itibaren size açıklama getirelim. Şimdi 1 Nisan'da İran'da 5.3 en büyük deprem olmuş. 2 Nisan'da Akdeniz'de Girit'ten bir basınç yapmış. 2 tane basınç yapan deprem var ve ayrıca 3 Nisan'da yine Rodos adasından bir basınç var ve İtalya'dan ve Türkiye'nin batısından yani Gökova'dan 4.7 büyüklüğünde bir basınç var ve İyon Denizi'nden ayrıca Yunanistan'dan depremler burada çok olunca İran tarafında da depremler küçük olunca demek ki Türkiye'de bulut kalmıyor. Nereye gönderiyor bulutu? Basınç yaparak İran üzerine gönderiyor. Demek ki İran'daki depremler daha küçük olunca Türkiye'deki depremlerden
daha küçükse İran'daki depremler, o zaman basınç Türkiye'den yapılıyor, Yunanistan, İtalya, Türkiye'den basınç yapıyor ve Türkiye üzerinde bulut kalmıyor. Nereye gidiyor? İran üzerine gidiyor. Peki İran ve doğusundaki depremler büyükse, şimdi ne yapalım şimdi? Mayıs'a bakalım. Mayıs'a bakalım. 1 Mayıs'ta İtalya'da bir deprem olmuş. Türkiye'nin batısında deprem olmuş. Yunanistan'da olmuş. İran'da 5.3 olmuş ama ayın ikisinde. Bakın. Türkiye'nin batısında bir deprem olurken yine burada Pakistan'da 4.5, Türkiye'nin batısındakiler daha düşük. Pakistan'da 4.5 olmuş ve Çin'de 4.3. Türkiye'de 4.0 olurken 6.9 Hawaii adalarında olmuş. Ne yapıyor? Doğudaki depremler basınç yaptığında bulut doğuya doğru gidemiyor ve batıya doğru geliyor. Batıda deprem olmazsa alçakhava basıncı meydana getirdi Türkiye'de. Demek ki buradan 4.1 Ağrı'da bir deprem oluyor. Sadece bir deprem var. Ve İran'daki depremler daha büyük. 6.2 Afganistan'daki deprem basınç yapıyor. Ve bulutları Türkiye üzerine gönderiyor. Türkmenistan'da 4.8 var. Ama Türkiye üzerinde depremler henüz yok. Demek ki ne olmuş? Depremler basınç yaparak bulutları doğuya göndermiyor. Batıya doğru gönderdiği zaman da Türkiye'deki depremler daha küçük oluyor. Demek ki alçak hava basıncı olan yerlerdeki depremler daha küçük, yüksek hava basıncı olan yerlerde depremler daha büyüktür. Nisan ayında yağışlar daha az olduysa, Mayıs ayında daha çok olduysa İran'daki depremlerin ve olması, İran'da depremlerin büyük olması, Türkiye'de depremlerin çok küçük seyretmesiyle olmuş olarak görüyoruz. Burada kıyaslama olarak gösteriyoruz. Depremlerle yağış arasında, depremlerle basınç arasında, depremlerle rüzgar arasında, depremlerle sıcaklık arasında bunlarla ilişki var. İlişki yok diyenler varsa bu fotoğrafları iyice incelesinler, görecekler. Şimdi 24 saat içinde Türkiye ve çevresinde, yakın çevresinde bu bulutu, nerede ki bulutu? Aden Körfezi'nden çıkan bu bulutu İran'da veyahut da Türkiye'nin doğusundaki depremler çeviriyor. 24 saat içinde olacak, 48 saate bile varmaz. Demek ki şu anda bir deprem tahmini yapıyoruz. Nedir bu deprem tahmini? Madagaskar'da olan 5.8 büyüklüğündeki deprem Türkiye ve çevresinde maksimum 6.8 veyahut da minimum 4.8 olur. Demek ki deprem tahmini yaptık şimdi. Ama bu depremler İstanbul'da olur mu? O zaman biz 4 saat aralıklarla karınca laboratuvarımızdaki karıncaların ölüm oranına bakıyoruz. Şimdi ben buradan size 4 saati söylesem. Karınca laboratuvarınızda vardık. Karıncalar öldüyse söylediğim tamamıyla havada kalır. Onun için bizim SMS sayfamız var. Biz karıncaların öldüğünü görürsek SMS sayfamıza yazıyoruz. O zaman üye olun, siz de görün. Bazıları diyor ki siz büyük depremi görseniz söylemeyecek misiniz? Efendim SMS sistemimiz var. Çok büyük paralar da almıyoruz. Biz vergiye tabiyiz. Vergi ödüyoruz. Deprem danışma merkezi kurduk. Üyelik yaptık. Siz de üye olun. Nasıl büyük işte maç izliyorsunuz. Gol geliyor sizin telefonlarınıza. Üye oluyorsunuz. Goller geliyor. Veyahut da meteoroloji istasyonu size bilgiler gönderiyor. Veyahut da sismoloji bilgiler gönderiyor. Oraya üye oluyorsunuz. O üyelik gibi bizimki de. Üye olun.
olmazsanız depremleri göremezsiniz. Çünkü biz 4 saat aralıklarla depremleri, o laboratuvarımızdaki bilgileri SMS sayfamızda depremin yeri, depremin saati, depremin büyüklüğü ve sonuç bölümleri var. Tuttu, tutmadı. Bizim şu andaki başarımız %92. Demek ki bu şekildeki bir çalışmayı yapmış oluyor. Şimdi 7 günlük hava tahminini gördüğünüzde yarın işte güneyden bir basınç var, görüyorsunuz. Olmasın bakalım deprem. Bakalım. Sizinle beraber takip edeceğim. 48 saat içinde olması gerekiyor. Yani yarın sabah son. Ama yarın sabaha kadar bu deprem olmazsa büyüklükte artış olur. Minimum büyüklükte artış olur. Yani 4.8 yukarı doğru çıkar minimumu. Demek ki biz buna 24 saat süre, daha önce 48 saat süre verdik ve bunu bazılarıyla paylaştık. Demek ki yine Mayıs ayı içinde 17, 18, 19, 20, 21, 22, son yine bizim geleceğimiz gün 23. 23 Mayıs'ta tekrar karşılaşacağız. Alçak hava basıncı var efendim Türkiye'de. Alçak hava basıncı varsa batıdan basınç var. Batıdan da basınç var. Yüksek hava basıncı batıdan geliyor. Alçak hava basıncına büyürüyor. Yine doğudan itibaren basınçlar olduğunu görüyoruz. Demek ki Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörlere geçtiğimiz zaman Türkiye'nin matematik konumu ile özel konumu çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde birlikte etkili olur. Matematik konum ne? Enlem etkisi. Özel konumu var. Özel konum çok önemli. Türkiye'nin iklimi üzerinde yalnızca matematik konum etkili değildir. Eğer böyle olsaydı, güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklar düzenli bir biçimde azalırdı. Yaklaşık aynı enlemler arasında yer alan Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde aynı iklim şartları görülür. Türkiye'de iklimi etkileyen faktörler arasında depremler vardır. Depremlerin etkisi var. Kara ve deniz dağılışının etkisi var. Yüksekliğin etkisi var. Dağların uzanmış biçimi ve bakı durumu etkili. Basınç merkezlerinin etkisi ve rüzgarlar var. Böylece Türkiye'deki iklimi etkileyen faktörler arasında depremler var. Ve biz anlatmaya bunu devam edeceğiz. Bugünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.